Ama bugün bugün bir olayımız var. Bugün e, Saksı Reklam Ajansı'nın güzel bir olayı var. E, sanırım internet tarihinde de, Türkiye tarihinde de, yani global demeyeceğim. Globalde kesin birileri 5 sene önce falan yapmıştır bunu. <laughs> o yüzden... Çok... Unutmuşlardı bile sonra <laughs> Evet unutmuş bile olabilirler. E, bugün gerçek bir markanın e, briefini aldık. Gerçek bir markayı konuşacağız. Gerçek bir marka... Aç koltuğum üzerine... Tancan, diğerleri gerçek değil miydi abi? Ya yani. <laughs> şey şeş mesela gerçek değil mi abi? Yani kalbimizi kırdın. Gerçekte işte şey sanal dünya gibi böyle gerçek gibi onu kırmızı yap abi onlar biraz şey mi yaptınız abi buraya West World gibi reklam simülasyonu mu yaptınız bize buraya? Tabii ben <gülüyor> gerçekten mi <laughs> diyoruz gibi. Stajyerleri salıyoruz abi West orada. <laughs> Reklamcı öldürüyorlar. Reklam yazan robot yapmışlar Ömer. Onu da senle biziz. Evet. <laughs> Şu anda o aydınlanmayı yaşıyoruz. Bu muhtemelen işte 924. tekrar. <laughs> Hayır şey değil mi? Revolution'da şey kendi ajansımızı açıyoruz. Evet, evet. <laughs> bir anda da bir kopup böyle kendi ajansına geçiyor herkes böyle gerçek dünyada. Ama yine Mazda'ya gidiyorlar. Yine çok <laughs> ilerlemişler. <diyar gülüyor> <laughs> <Evet. gülüyor> Silikon Vadisi. Maslığa gidip insanların elindeki konkurları almaya çalışıyoruz gibi. Onlardan böyle Tabii. Evet, ama zor almaya çalışıyoruz. Evet. Tabii. Evet, robot olduğun için kolay bir şey değil yani. Peki sizin gerçekten böyle şimdi belki izleyen arkadaşlarınız olurdu da müşteri temsilciniz ya da ajans müdürleriniz falan zorluyor muydu sizi böyle? Pazar geleceksiniz lan falan diye. Var mı öyle tipler? biz gitmiyorduk öyle bir şeyim vardı. Benim Aa bak yani. Ömer de tam şey biz çok orospu çocuğu. <laughs> <laughs> biz gitmiyorduk abi. Bana ajans şey CEO'su bile laf geçiremezdi. Ben bilmiyorum. İşte <laughs> öyle zor. Vallahi Böyle ne güzel öyle anlaşılmış. Ben bayağı eve gitmiyorduk gibi. Ha! <gülüyor> <gülüyor> de, yani biz, biz askerdeyken çok horozmuşuzuz. <laughs> biz eve gitmiyorduk. Ben şey dedim işte ben şey diyorum işte 6 6 dedi mi çıkıyoruz ama sabah 6 gibi hani He. bayağı oralardaydık yani biz. Ha çok iyi lan sabah 9 sabah 9 bizi hani şey Sabah 9 sabah 9 aynen abi. Ha temizsin. <laughs> Giriyoruz çıkıyoruz şey yok. Ben ben gitmiyordum abi. <gülüyor> <gülüyor> Komutan olmadı mı? Komutan bendim yani biliyor musun? <laughs> Vurdum tekmeyi girdim odasına kreatif direktörün. <laughs> şu an canlı yayındayız tabii ki. Tekrar yok YouTube'da tekrar yapmıyoruz. Hayır şu an stok ama bu soruyu soracağını tahmin etmiştik. <laughs> o yüzden de. <laughs> evet kandırdık. Bu cevabı kaydettik. Ayrıca dikkatli bakarsan görseldeki dudakların çok ufak oynadığını görebilirsin. Evet. <laughs> Sevgili Efe. <laughs> <laughs> öyle bir şey yapsak ya stok reklamcılık gibi bir şey başlatsak. Hani stok fotoğraf var, stok video var. Stok reklamcılık sen giriyorsun. Aa, çok iyi. Bütün orada. Reklamcılık stok değil mi abi. abi işte dur oraya bağlı. <laughs> <laughs> Ajansları kapatıyoruz. Şey... Bütün ajans sunumlarını bir yere yüklüyoruz abi. Stok ajansçılık, stok reklamcılık tertemiz bence. Ben bir ara şey, bir şey şimdi düşünmüştüm. Stok metin yazarlığı. Yani şey bu Shutter'ın metin versiyonunu yapılabilir mi acaba? Falan Aslında ya Çünkü olur. baktığın zaman şeyi koyacaksın oraya. Özel günlere özellikle. Tabii. Tam bütün ajanslar 50 yıldır aynı şekilde kutluyor bayramları. Şöyle Bak, oldu böyle bir de oldu. De, Genç, mesela, güzellik, özlemle anıyoruz falan. kesinlikle. abi getirsin. Kesinlikle. Meslek olarak da çok kolay işte. Mesela doktorlar. işte bugün biz doktorlarımızın kalbini dinledik, dinliyoruz Tabii. falan. Ha, işte. Falan. Yani, Oğlum, böyle. Mesela bu pandemi sürecindeki bütün reklamlar aynıydı ya. Evde kal Türkiye, evde kal. Evde. Hepimiz için. Onun için, bunun için evde kal. Sikerim evden çıkma falan gibi. <laughs> Sıçarım ağzını. Araya, bu, araya, bunu sokuyorsun ama değil mi? Cans, ne aldığını farkında değil. O şey, de çok Ya abi işte otomotiv sektörü. Yaz keyfini sürün. Yapıştır anasını satayım. <laughs> Aa, o da <laughs> harbi kolay. Tekerleğin icadından beri keyfini sürün sloganı. Evet. Otomotiv <laughs> aşırı kolay oğlum dediğin gibi. Keyfini sürün. keyfini sürün. Ya işte ya da keyfini sürün işte dediğin gibi önüne bir tane şey kelime. Diğer tarafta da işte şehrin X şehrin haydızı şehrin çakalı Aynen falan. Ya. Vuruyorsun geçiyorsun mis gibi. <laughs> şehrin orosu. <laughs> şehrin orosu. <Tukuş gülüyor> şehrin yılanı hani iyice böyle. O yüzden kolay şehrin... aslında dedin iyi fikirmiş. Böyle bir tamam. program mı yapsak <laughs> bunun üzerine mesela. Ya böyle bir app çalışır mı? hep olabilir hani bizim saksıda bir tane böyle bir program yapalım. Hani bugün diyelim ki amma hizmeti. Sektör hmm. sektör. Otomotif. Stok 10 tane. Güzel, 10 tane. Güzel. Yani, olur. Allah Türkiye reklamcılığını <laughs> şey kalp masajı yapıyoruz. <laughs> kalp masajı. Şu an Cüney şey Süleyman Çakır'ın kalbi elimde sıkıyorum falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ağızdan ağza sonra teneffüs yapıyoruz şu an reklamcılığa. <laughs> Bu arada yeni gelenler o oldu. Ee, tekrar bir hatırlatayım. Bugün e, bir ilki gerçekleştireceğiz ve Türkiye'de gerçek bir markanın briefini konuşacağız. Ha yine şey tabii gerilmeyin. Gerçek marka aşırı ciddi olacak her şey değil. Yine biz geyik yapacağız. Aradan güzel şeyler çıkaracağız. Ama bir brief var bu sefer ortada gerçekten bir markada. Markamız da e, Vicerro. Yani ya şu an nasıl tamamen... okuyacağız onu? İşte, Vicerro mu diyelim? Bak mesela işte gelen briefin ilk eksik... Vicerro demeyelim mesela. <laughs> ne <Yani>. demeyelim? <laughs> Vicero demeyelim de yani ne diyeceğimize <gülüyor> karar veriyoruz. <laughs> yani. Vicero, Vicerro, Vicero. Artık <laughs> İtalyanca gibi ise falan gibi bilemedim yani. Ben şey biliyorum ya bir sürü İtalyan markası zannetmiş şeyin şeyde. Tabii. Ayakkabılar çarşısında geri <laughs> olduğunu <laughs> 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 Ama bak Yok, orada... Yolda, İtalyanca La gibi. Lazzoni'nin güzel bir hikayesi var. Lazzoni Türk ama gerçek bir İtalyan tasarımcıyla işe başlamıştır. O da ayrı bir konu mesela. <laughs> tabii tabii abi. Böyledir. Bütün <laughs> şey zaten. Uzak doğu restoranlarında da hep uzak doğular çalışıyor. Özbek çok. <laughs> toplantıya, toplantıya gitmiştik bu arada Lazroni'ye. niye? Ee, yani İtalyanca değil de diğer hani kelime kökenine bağlı aslında hikayesi biraz belli oluyor yani toplantıya gidip. Tam ha, tam. Ha, ha. Belli ona. <laughs> Gerçekten Karadeniz bir firma. Evet İtalyan tasarımcıyla çalışıyorlardı evet. çalışıyorlar diye hatırlıyorum ben de muhabbeti zaten. Ama tabii Laz yolu bir tasarımcı değil mi? Laz yolu. Roma maçında tribünlerden atlamış bir Laz yolu tasarımcıydı. Belli onayı biliyorsunuz Kayseri'nin. Evet, evet. Yani. evet. Ama onları, o, o, evet, onlar sakatta geldiler galiba sonra. Bilmiyorum ne oldu. Evet. Onların... Muratti de İtalyan değil galiba. Yani onları... <laughs> Murat Onun sını... biraz anlaşılıyor ya İtalyan olması. <laughs> <Değil mi? gülüyor> At Muratti. Şimdi marka ne ne diyelim buna bilmiyorum. Bak mesela markanın bize biri faterken ki en büyük hatası nasıl okunduğunu yazmaması. Hiçbir fikrimiz yok şu anda. Belki okunması ile ilgili çok güzel espriler çıkacaktı, kaçırdık. Bir Nefisler diyeyim. Okey. Acaba marka sahibi şu an biz dinliyor mu bize? şey yapabilir buradan Vallahi hep aklıma. dinliyoruz abi Tancan abi hayranınız dedi ama bilmiyorum. Sizin için demedi <laughs> ama. Yani siz Ömer'le İsmail'i sevmiyoruz dedi. <laughs> yok yok şey abi hayranınız aşırı dinliyoruz. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz güzel işte geldik size kapınızı çalıyoruz falan dediler. Ve şu an e, kesinlikle arkadaşın ismini hatırlamıyorum. Telefonum da uzakta. Lafı gevelemeye devam ediyorum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmasın. <laughs> <laughs> Çok özür diliyorum. <laughs> Çünkü şöyle bir şey var. Instagram hesabında adı yazmıyor. Yani yine markanın hmm. adı yazıyor. O Visero. yüzden... <gülüyor> Aynen. Viser Vicero oldu. Şimdi bir... <laughs> Şimdi biriften ben biraz bahsedeyim hani izleyiciler de anlasınlar. Elimizde bir tane aslında değerli taş ve bu değerli taş üzerinden takı yapan bir markamız var. Tek taştır, çift taştır. Benim kesinlikle hayatta kullanmadığım değişik takılar falan. Bir buçuk. <laughs> bir buçuk ya da ben içi alınmış İki oldu falan. Ya bizim <laughs> abi için al benim taşın yarım ekmek soğanlı. O şekil bir marka ve bunun ana konusu mozanit. Mozanit taşından yapılıyor olması bu takıların. Bunlar tek taşa nazaran çok daha ucuz şimdi burada çok tabii sektöre ait dataları vermeyeceğim. Bunlar bize kalsın. Bunlar hmm. şey şey sektör sırrı. Onun dışında bizden beklenen şu bu ile ilgili biraz daha gençleri çekmek istiyorlar. Şimdi genelde e, tabi tek taşı e, benim gibi artık dede olmuş evlenirken e, kız bulamadığı için bulacağı kızı ikna etmeye çalışan Allah aşkına gel sana tek taş aldım ya da işte sugar dedi falan olanlar alıyor herhalde. Hmm. Onlara bile pahalı geliyordur artık şu ekonomik ortamda. Evet. O yüzden diyorlar ki daha genç bir kitleye bunu ulaştıralım. Hani onlar da alsınlar hani genç kitlenin yani evlilik çağındaki gençlikte tabi yanlış anlaşılmasın Türkiye ortamında. Ki şöyle bir şey var galiba ama <laughs> özellikle yani benim etrafımda bizden daha genç olanları söyleyeyim daha erken evleniyorlar. Evet evet. Böyle bir durum var. Ya yani benim... 25'lerde bayağı yapıştırıyorlar. Evet. Ne olacaksa olsun deyip. 27'de boşanır. Olmazsa var. da boşanırız gibi. Çünkü <laughs> aynen. Tam Hayır. da o valla geyik yapmıyorum. Çok bozmuyor yani. E mesela boşanırken çok yatırım yapmazsan ikinci elde de kolay çıkarırsın elinden mesela böyle şey, bir takım. olabilir. Na, e, olabilir. nasıl olsa boşanacaksınız. <laughs> Abi muhtemelen marka bu işi bırakabilir. <laughs> <Slogan derslerinden. gülüyor> Abi battık ya çok, falan diye. Çok çok kasmayın nasıl olsa boşanacaksınız. <laughs> yani evet genelde öyle olabiliyor ya. Yani. Ben de not alıyorum bunu buradan bir şey gidebiliriz. <laughs> olabilir. Onun dışında ee, tabii şöyle bir şey de var Ömer'in dediği doğru yani 25-27 yaşında evleniyorlar ve genelde hani yanlış anlaşılmasın hani bütçe olarak çok da büyük bütçeler olmuyor çünkü yes. e, ev kuracaksın kirası var bilmem ne yok kredi çekiyorsun eşya alıyorsun bela e şimdi orada gelince de hani ya tamam ucuz bir şey alalım sonra bakarız oluyor sonra. Bir de abi bak şimdi şöyle bir konu var hani araba alacaksın Hı -hı. tamam diyelim belli bir param var ama e, ilk araban olacak. Yani ha. o kadar ustada değilsin. Şimdi evet. ilk Ferrari <laughs> olur mu? Olmaz Saçma Saçma değil mi yani? Tabi. Vura vura öğreneceksin bunu yani. Aynen. O yüzden daha hesaplısını almakta da fayda var abi. Yani ilk kez evleniyorsan <gülüyor> <gülüyor> ilk kez evleniyorsan iyi bir detay. Hemen öyle. Bu şey değil, değil mi? Ee... De yani. Bu yaşlı lafı vardır ya. Bir kere evleniyoruz yani. Bir kere düğünümüz oluyor falan. Ha evet. Bunu takla attırabiliriz. <laughs> şey nasıl? Bir kere mi evleniyoruz? <laughs> <laughs> ha bir doğru Tabii. aslında bak. Bir de, bir de abi şimdi alacağın insan da bunu kadın veya erkek hani o da daha önce tek taş takmadıysa o da nasıl kullanacağını o anda öğrenecek. Hemen e, işte elmas pırlanta alıp ziyan etmenin alemi yok. Orada bak banyoda düşürecek. Tabi ee, kaybolacak bir yerlerde, o bir kere. Diğerlerde unutacak tabi abi yani şey başlamak lazım. Alış, alışma doğru. yüzüğü gibi düşüneceksin bunu i̇lk kez evleniyorsan vura vura öğreneceksin gibi bir sloganla o zaman şey yapabiliriz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Tatsız mı olur? Hedef kitlemiz kim burada? <gülüyor> <gülüyor> gençler diye yanlış oldu. Yine. Gençler anladım. <laughs> TikTok çeken gençler. TikTok. <laughs> evet. Bu arada bak ilginçtir. Şaka maka TikTok falan bunlar güzel ortamlar aslında şu anda. Yani biz çok kullanmıyoruz ama hani bu şeyler çok popüler ya işte evlilik teklifi. TikTok'ta hmm. böyle evlilik teklifiyle dalga geçen videolar. Şeyle, şey serileri var değil mi? Evlenemezsiniz dediler, kuzensiniz dediler. <laughs> evlendik. Tabii tabii o serileri bilmiyor musunuz? Bilmeseydik <laughs> de. 14 yaşındayım dedi. Evlenemezsiniz dediler, evlendik falan tabii onlar evet. var. TikTok öyle. Girmek istiyorsan bu Sancak TikTok. Abi öyle, herkes TikTok'ta falan öyle bir şey yok. Varsan gel. Ben böyle hayal etmemiştim. <laughs> ya böyle. olabilir. <laughs> ...mantıklı olabilir yani. Şey mecra olarak. Mecra olarak. Evet evet. 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 Bir yana koyalım onu. Tamam so, ben bunu not aldım. Böyle so, bir iş düşünürüz. Tabii şimdi burada bir şeyimiz önemli. Bu markanın e, duruşunu böyle ilk başta belli edebilecek bir tepe strateji cümlesi gibi de olacak. Bir duruşunu hissettirecek, alacak kişi olan. Bu cümleyi okuduk. Bize bir işaret, bir sinyal verir bu marka dedirtecek. Bir şey lazım ama o, o cümleyi bakalım yani tek seferde bulmakta da zor tabii bunun için haftalarca günlerce çalışılıp hiçbir şey bulamayan ajanslarımız da var tabii sonra çakıyor. <laughs> 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 sonra başka markaya çalıştığını <gülüyor> çevirip <gülüyor> çakan. Evet. Ee, yani burada benim iki şey dikkatimi çekti bir ifte. Bir e, parlaklıktan gitmişler. iki sertlikten gitmişler. Biliyorsunuz sertliği severim. <gülüyor> <gülüyor> evet, sen, sen özellikle evet. seviyorsun evet, sert olmayı. Aynen. Ee, o yüzden hani oralardan gidebiliriz biz de. Parlaklık ve sertlik. Parlaklığı özellikle vurgulamışlar. Yani mesela diamond'dan daha parlak diyor. Değil mi? Bu tek taşta öyle bir şey var hani şimdi taşı aldığında gözükmesi lazım. Yani aldın şey değil. Okay. O yüzden zaten küçük karat bir şey almak çok bir numara olmuyor tek taşta. Hmm. Yani o, şu tercih sebebi olabilir. Daha büyük bir taşı daha ucuza almak tercih sebebi olabilir. Çünkü ya benim param buna yetiyor gideyim buna elmas alayım dediğinde o zaten böyle senin gerçekten mikroskopta göreceğin bir elmas gibi bir şeye dönüşüyor. O evet. da parlamıyor ve uzaktan da parlamadığı noktada da zaten hiçbir anlamı yok. Doğru o, o zaman gibi bir şey. niye aldım niye takıyorum. Ben aldığımda tek şey herifler bir kutunun içine koydular. Kutuyu açınca abi hı hı. kutunun tepesinde küçük bir floresan lamba var. Hmm. Direkt şeye geliyor. Taşın üstüne geliyor. Daha parlak duruyor. Oh. Bu ne alaka dedim ben? Abi sen dedi bu işleri bilmiyorsun falan dedi. Genelde <laughs> bunun klişesi şey ya. Evlilik ye şey yemekte teklif ediyorsun ya sen. Daha Hı -hı. loş, karanlık bir ortam. Ve özellikle seni şey diye briefliyor. gidip abi aydınlıkta gidip teklif etme abi. Gibi böyle karanlık, loş bir yere git ha. ki daha böyle falan. Oh. tabi tabi Öyle bir yok e, kafası var yani o işin. Oh. Hiç bilmiyorum ee, bunları bunları. bu bayağı şey gibi. Mesela pazara gidiyorsun, pazarcı su atıyor daha parlak gözüksün diye meyve Yes, gibi. tabii yani ki öyle. vallahi. Tabii tabii. Aynı. Peki Olay. ben ne yaptım? Gittim öğlen 2'de. <gülüyor> <gülüyor> Adana'da teklif. <laughs> Adana'da. Bakıyor değil mi? Işık şu anda en yani tepede nerede Allah kahretsin. Tabii, de. <laughs> Adana gibi gittim böyle Etna'da, Sicilya'da dağın tepesinde güneşin altında teklif ettim ya. Yani. Ben o konuda çok o düzüm ya. Yani. Kilofan böyle şey oldum filorasa ya oldu. ama sonra o evde o denedik. Şeyde. Aa güzel oluyormuş karan. <laughs> 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 Aa ev karanlıkta deneyin falan gibi evde deneyin i̇şte karanlıkta herkes eşit mi ya? Elinde falan gibi böyle bir ne bileyim hani ışık kapalı gençlerimiz biliyorsunuz. Peki <laughs> 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 şuralara gitsek daha önce bir lafladık ya. Hakikaten diamond Gerçekten yaşlı işi evet. bir durum. Yani ben zannetmiyorum ki gerçekten gençlerinde de Tektaş gibi hani bizim şeyle beraber nesille beraber o iş de gidiyor. Bence yeni nesil gençlerin kendince bir evlilik simgesi olacak bir şeye ihtiyacı var. Tabii. Biraz hmm. belki buraya konumlayabiliriz. Bir evet, de şu o, aralar dediğim, hakikaten O 10 sene önce ACVA 2'den alınan yüzüktü ya da şey neydi o Adidas mıydı bu tarih yapılan yüzükler vardı ya, hatırlıyor musunuz onu? Evet. Aa, kendi, evet evet biz kendi aramızdan nişanlandık yüzü yani. evet ya öyle şeyler vardı <laughs> hiç asla ailelerin haberi olmayan <laughs> e, gençlerin tabi burada aramızda. şey detayı da var hani onu biz biliyoruz da tabi onu ben söylemeyi unuttum. E, yurt dışına da tabi ses hedeflerden biri yurt dışı burada markanın e, evet. ama orada da ben şeyi çok zannetmiyorum hani bugün hani globalde de bir ton Video her gün düşüyor gözümüzün önünde bu evliliklerle falan ilgili valla yani işin takım taklavat kısmına gelince herkes çok yakın ya birbirine yani aynı tabii, tabii. E, aynı romantiklik tabii. seviyesindeyiz yani aşağı yukarı. <laughs> bir de o yüzük meselesi zaten genel olarak bize ...2. dünya savaşı sonrası pazarlanan bir dünya olduğu için. Evet bize yani gelen bir şey zaten bizim öğrettiğimiz bir şey değil doğru diyorsun. Hem bize gelen bir şey hem globalde de yani normalde öyle bir adet yok yüzük takmak gibi adet yok. Hı hı. millet savaşa gidiyor ya ve ulan savaşta öleceğim ben galiba. En azından evliliğimize dair bir şey kalsın gibi bir yerden reklamcılar böyle bir hikaye uyduruyor o zaman. Ha biraz da böyle bir şey yani. Atölye i̇şte. tektaş şey değil. Ya hı. evet yani tektaş kalsın benden sana hatıra kalsın ben cepheye gidiyorum dönüyorum falan gibi üzerinden bir kurulan böyle bir hani savaş öncesi yapılan evlilikler için patlayan bir dünya olmuş zaten. İlişkimiz ölümsüz cidden. olsun oradan mı geliyor cidden acaba? E, tabii biraz biraz oralar Hı. galiba. Ölümsüzlük aslında ölümsüzlük de güzel bir kelime ha, burada kullanılabilir yani. Parlak daha parlak daha ucuz ölümsüz hani falan. Güzel. <laughs> Şu an hiçbir fikrim yok. <laughs> daha parlak daha ucuz daha ucuz. daha, <laughs> daha, <laughs> <cidden. gülüyor> daha ucuz. Şey mi oğlum. Taşıyıcı 5. Slogan <laughs> tabii, tabii oğlum bu ucuz Hollywood filmi. Ya ucuzluğu vurgularken. Çok... <laughs> Aa ulan aslında bak şeye de iyi fikir ha. Reklam filmine de gideceğiz ya. Hani gerçekten çok pahalı gösterip ucuz bir şeyi bu kadar e, meşaketle taşımak. Meşaketle dedim bu arada. Biraz Adanalı gibi oldum ama taşımak da iyi fikir bence. Bilmiyorum. Bakarız ona da. <laughs> ya bir de şuradan dolayı gençleri yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela Düğün meselesi yok önümüzdeki gençlerde. Hı hı. Düğünü parayı gideyim ben dünyayı gezelim abi biz 6 ayı falan gibi bakıyor. Ya da işte bizde bizim zamanımızdaki gibi eşya alalım. Eve yeni eşyalar olsun, o öyle olsun, bu böyle olsun. Zaten bir araştırma şey diyordu. Hı. Ee, vay efendim gidip ar yani mülkiyet hikayesi de olmadığı için o yüzden bu bir simge olacaksa bu simgeye makul bir fiyat vermek ve bunun karşılığında da estetik ve güzel bir şey alıyor olmak bence. Ee, hani bu dürüstlükle gidiyor olmak bir çalışabilir sanki. Simge'ye makul fiyat vermek iyi fikir. Bu arada bir şey geldi aklıma. Şu an chatte de kendi feedbacklerini veriyorlar. Ee, kesinlikle cinsiyet ayırmadan iki taraf için de şu soruyu sorayım ben. Hani siz e, şu an evlilik arifesindesiniz. Bir yüzük almak istiyorsunuz ya da yüzük beklentiniz var. Ucuz olması mı? Pahalı olması mı? Parlaklığı mı? Ya da sizi işte aman ucuz diye bunu alayım. Ya da işte neyi amaçla alıyorsunuz? Bu tarz bir feedback verirseniz chatten hem stajyerlerimiz de bunlarla ilgili fikir de üretebilir tabi ona da açız Yazarsanız onlara da bakalım. Ya şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi bunu almak zekice bir hareket ya. Yes. Yani evet doğru zekice. Evet tam zekice. Böyle zekice şeyleri de hani biz Türkçe'de parlak fikir diyoruz yabancılarda işte bright idea diyor. Yani hmm. eğer yurt dışında çalışır gibi geldi bana bu. Böyle bir şeye gidebiliriz bak. Çünkü şeyden daha parlak. Elmastan daha parlak ve daha zekice bunu almak daha uygun olduğu için fiyatı. Hani parlak bir fikir gibi bir yere gidebiliriz aslında. Parlak fikir güzelmiş. Ben sevdim bunu. Şeye de linkleyebiliriz belki. Evlilik de o anlamda parlak bir fikir ya. Hmm, hmm. Evet doğru. Hayatın o döneminde. Evlilik evlilikte parladır. Ee, i̇kisini belki linkleyebiliriz. Peki bunun içine e, yine de şey algısını demin Ömer'in dediği algı da güzel. yani yani bütün parayı vermeyeceğiz ama bir kıs çok küçük bir kısmını buna ayırıp hem de güzel bir anı yaratıp hem de o gezeceğiz. Da o da parlak da... fikir ya. Hı, hepsini aslında. o parlak Herce fikre bağlıyoruz. Ona... Hatta şeyi de bağlayabiliriz. Bir de evlilik teklifi dediğin hikaye yanında şeyle getiriyor ya. Enteresan bir fikirle de teklif etme. Yaratıcı evet. bir şekilde teklif etme meselesi var ya. Aslında parlak fikir bir sürü yer ateş edebiliyor. Bak böyle bir tane şey yapsak. Blok. İnsanlardan fikirleri toplasak. Onlar da orada duruyor olsa. Hı -hı. E, her yüzük kutusunun içine bir tane de parlak fikir sıkıştırsak. Böyle ha, yazılı. Şey gibi böyle. Baya eski tip şey. Eski tip aslında şu an çok popüler. Hani o biraz daha ni niyet bisküvisi mi diyorlar. Niyet şey mi? Hı -hı. Fortune cookie işte. Aha, fortune cookie yani, adı gelmedi aklıma. <laughs> niyet bisküvisi çok <laughs> İslami olmadı mı? Hayır. Çok MHP oldu. Samanyolu TV çevirisi oldu bu Çok Hayırlı çok. Işte, kanal... Dur, böyle kanal... kanal, 7'de şey olur ya. Belgesellerin İslami çevirileri oluyor ya. Onun gibi oldu. <laughs> ben çok Niye? MHP düşündüm. Pardon. Kötü bir bayağı değil mi? Niyet evet. <laughs> Arasında lokum var. Peki bunu blog yerine aslında şeye çevirebiliriz. Yani bu yine metinleştirelim. İşte mesela TikTok da paylaşsın ya da ne bileyim kısaca <laughs> kısaca bunu bir yerde paylaşacağı bir yere koyalım Bence sonra da sonradan ekleyelim Hani mecra için hmm. gidip yazmaz kimse ama böyle 10 saniye video çek at e, oradaki biz bir cümleni alır şeye koyarız atıyorum yani ya kutu içine biz, biz yapalım diyorum ben yani böyle atıyorum 50 tane şey fikri yazalım ha biz hem, yapalım hem, hem kutuların içinde dursun ya aslında online'a e koymayalım. Online'a e koyarsak kutunun içinde yüzükle gelmesinin bir anlamı yok. Ha sen yine şey blok yazalım dedin diye dedim ben hani blok olursa evet, yani evet, o kez... işte tamam. Ama şey iyi yani. Hem de iyi bir teklif şeyi veriyor sana, fikri veriyor. Her türlü parlak fikir yani. Ya bright idea fikri evet o çalışır. Yani İngilizcede de iyi çalışır. O benim hmm. aklıma yattı. Ömer'in bağladığı nokta da çok iyi. Yani evlilik fikri de evet, yaratıcı. Evet, evet hemen şey milyon dolarlık fikirleri saçmaya başladık gibi evet evet neyse bakalım hayır <laughs> onları çözeceğiz <laughs> hepsini cebine attı şimdi <gülüyor> 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 ya bu bright ayda üzerinde aslında bütün strateji oluşturabiliriz lan hani düşününce şimdi Hı -hı. E, reklam filmi de buradan çıkar dediğin gibi içine metin koyma da çıkar e, Ömer'i kayıp mı ettik dur Ömer düşmüş hemen ekledim Ömer geldin mi yes geldi pardon abi hemen chatte yazdılar gördüm yoksa şey yapmamış. no problem yani. eyvallah yani e... kaçırdın mı bir şey yok yok tam şey diyordum şimdi bright idea bence bence çok iyi bir tepe fikri oldu hani onun üzerinden her şey oturur gibi geliyor bana şu anda yes hani reklam aynen. filmi de ben, hasta... sosyal mecra kullanımı da vesaire hepsini düşünebiliriz yani onun üstüne ben özellikle söyleyeyim erkek alıyor gibi bir şey demedim alıyorsanız dedim evet onu belirteyim hemen ee, bu arkadaşın da çıkışını verelim <laughs> evet evet bu arada kesinlikle ben de şey dedim hatta kadın erkek ayırmadan hani talep eden ve talep e, almak isteyen diye ayırdım daha da ne kadar bu konuda açık fikirli olabiliriz bilmiyorum <laughs> alacağınız erkeğe ya da kadına dedim ben de o yüzden hmm. o yüzden lütfen onlara takılmayın Evet. şimdi geri dönelim abim e, Okey Bright Idol'dan gidiyoruz o zaman Yine başka bir şey gelirse yolda onu da yazarız. Hani tepe, yok ya bence yani. tertemiz Bright idea. Aynen aynen. Ha yok belki bizim için demiş Chat için demiş. Tamam okey. O zaman hani chatte birini tagleyerek konuşursanız daha rahat olur. Ben, biz üzerimize alınıyoruz çok şey Reklamcı olarak biz bilirsiniz çok üzerimize alıyoruz <laughs> bir anda hiç kalmayın. Hiç. Aynen. <laughs> Sonra gelip bir e, partili sizi hemen şikayet edebilir. <laughs> <laughs> Peki Bright Idea üzerinden e, gidelim o zaman. Ne tarafa doğru gidelim? Önce biraz daha hani bu ürünle ilgili bir şeyler ekleyebilir miyiz bunun kıçına başına? işte X, Hı -hı. Bright Idea ya da Bright Idea X gibi bir şey eklenir Hı -hı. mi? Ya da bunu başka ya nereye taşıyabiliriz? Parlak fikir her yerde çalışan bir şey. Hı -hı. Şimdi mesela TikTok için düşündüm. Ee, hani orada da parlak fikrini göstereceğim bir video çekebilir misin? Çekersin. Tabi. Tiktok'u ben her türlü sokarız gibime geliyor ya. Her türlü girer gibime geliyor. Orada. Ya Hep bir parlak fikir arayalım ya da sunalım gibi Hı -hı. geliyor bana. Şey benim az önce hoşuma gitti ya. Her kutunun içinde bir de evlilik teklifi şey olması. Hı -hı. Hikayesi. Şimdi insanlardan ne kadar toplayabiliriz bilmiyorum. Genel şeyler biraz böyle yalan oluyor. Kral Arkadaşlar hadi. <laughs> e, hem o hem de şey. Onu da geçtim. Arkadaş gruplarında da şey olur ya. Abi bin işte Ayşe'ye evlenme teklif edeceğim ne yapsam bilemedim falan gibi hep böyle çok bir şey çok. O. biz bence şeyin de hoşuna gider bu. Yani hatta Türkiye'den çok yurt dışı odaklı olduğu yes. için yurt dışında muhabbet daha çok var. Ee, evlenme teklifinde bizde hani o kadar şey olmuyor. Genelde kız isteme var bizde çünkü. <gülüyor> 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 Tabii o bir yüzden... de sonra gidip evden alma var falan. Orada işler iyice karışıyor. <laughs> Şey kırmızı kuşaklı gelinin evden çıkması falan. Evet evet oralar çok Böyle karışık kırış. Özel adetler var neyse ee, yani öyle. O yüzden bence dışarıda daha çok çalışabilir insanlar sırf hani bunları bile paylaşabilir kendi kendine sosyal medyada. Bu arada şey de güzel şimdi biz hep evlilik gidiyoruz ama bright idea dediğin anda iyi bir hediye de bu yani hani. Şimdi genelde tabii, tabii. E, tabi günlük almak için zaten açak, açıp kendi araştırıp alıyor insanlar ama hediye olarak da çok kullanıldığı için iyi bir hediye de olabilir teması zaten bunun altında yatıyor Çünkü bence. En son ben babalar gününde babanıza pırlantalı saat alın, falan diye şey gördüm. Hı. Pırlantalı babalar pırlantalı günü reklamı saat. gördüm. Tabi tabi. Zensiz olmaz, zensiz olmaz pırlantalı saat alın senden babanıza diye. <gülüyor> <gülüyor> abi mesela zun bak zun zen fikrinin çıkma süresini ben sözüm 30 saniye abi. Abi ne yapıyor? Zensiz olmaz. <gülüyor> Pek <gülüyor> bitti <gülüyor> fikir bu bu kadar. Hadi var mı kahve istiyor <laughs> falan? Aynen be, bu kadar abi. Orada bitmiş her şey yani. <laughs> ya. Bir Neyse, şey. Biz kafa yoruyoruz işte. Biz de böyle delikanlıyız. Parlak. Kir. Tabii e, şey talebi de var burada. Reklam filmi talebi de var. Onu, Hı -hı. onu da hesaba katmamız lazım. Ben de bir yandan şeyi arıyorum. Onu bulamadım bir türlü. Ee, markanın sitesini arıyorum şu anda. Hani başka ürünleri de. Gerçi parlak fikir her şeyi kapsıyor ya. Tabii. Çok kapsama gibi bir durum olmaz yani oradan evet, herhalde. En, şey en başta bulmasaydık. Değil mi? <laughs> Peki reklam filmi ne düşünebiliriz? Var mı bir kafanızda bir şeyler? Reklam filmi. Evet, parlak fikirler bize nerede lazım olur, ne zaman gelir? Ha, fikrin geleceği anı diyorsun. Bak, aa, güzel aslında. Parlak fikrin geldi yani hani sonuçta bu da e, babadan ola geçmiyor bir yerde fikrin senin aklına gelmesi evet. lazım. Ya şey hikayesi olabilir bence. Ee, şey gibi bir dünyada sana diretilen dünyada sen amuda kalk evlenme teklif et. Hı hı. Onu yap, bunu yap dendiği noktada bizim Hikayemizde bir genci görsek aklıma parlak bir fikir geldi deyip bizim ürünümüzü alsa ve e, atıyorum oradan artırdığı bir şeyle acayip bir, bir şey yapabilir yani. Çünkü insanlar da gerçekten o, oraya verdiği paranın üzerine bir de öyle yapıp falan daha düğünü yapmadan bir şey gömdüğü için. Ya parlak fikir aslında makul paraya bu yüzüğü alıp üzerine kalan parayla da ekstra buna bir fikir örmek gibi bir topa belki gidebiliriz. Şey as aslında iyi fikir ha yani evi düzüyor değil mi arabasını alıyor bilmem ne <laughs> hala orada yanında 10 tane yüzük kalmış o kadar ucuz böyle. Iyice. Yani <laughs> bir de bu işler belki şey yeni nesilde falan olmasa da bir Whatsapp filmi falan gibi bir şey yapabiliriz sanki. Whatsapp filmi. Büyük film. böyle şeyler yani Whatsapp grubu akışı görebiliriz mesela bir filmde. Ha evet o çok kullanılıyor bu arada. Anladın mı yani şey olur ya çünkü evlenmedik de ne yapacağım öyle mi yap yok lan böyle yap falan böyle bir diyalog gördüğümüz falan belki. Hatta oraya şey bilmiyorum çok... Tabii, film düşünürken bütçemiz ne onu hiç konuşmadık da. Prodüksiyon yapabiliyor nazdır, muyuz? Azdır kesin. Azdır işte aynı Ya o fikrin gerçeğe geç gerçek hayata dönmesine bakar da hani... Hatta şey de güzel yakalanabilir oradan hani Twitter'ın klasik söylemidir ya sen böyle bir WhatsApp görseli atarsın çok komiktir. Ha inandık tabi tabi kardeşim aynen. Yes. Gerçektir bu kesin. Aynen. Tabii. Ve fiyatı da orada göz, yani fiyatı verme değil de belki de hani fiyatı verme ucuz olduğunu belirtecek bir diyalog silsilesinin içerisinde kimsenin inanmayacağı hani olan bu fiyata da tek taş mı olur ya da bu fiyata da bu kolye mi olur tarzı bir e, vurgu yapılabilir. Yani çok şey sıkıntısı var ya biraz lafı geveliyorum da ucuz demeden ucuz demek lazım ya onu yakalamak evet. lazım orada. Abi işte o anlamda şeyi güzel kitledik. Ucuz değil bu parlak yani. Evet. Ya diğerleri salak. Ya yani böyle bir şey değil anlamı yok. yani altı üstü yani. evet yani böyle biz önemli olan iki kişinin hayatını birleştirmesi ve bunu bir sembolikleştirmesi. Ya bunun için dünyaları vermenden ben bak kendi şöyle bir hikayem vardı benim. Gittim ben yüzük almaya. Hı hı. Bir arkadaşın babasının arkadaş tanıdık bir yere gittim yani öyle alenen bir, bir şeye de girmedim yani. Onunca bana böyle gösteriyorlar. Bana gösterdikleri hiçbir tek taşı ben beğenmedim tamam mı? Sonra ben başka bir şey yüzük gördüm. Ya dedim buna dedim şu taşı oturtamıyorum. Adam inatla bana diyor ki o yüzük çocuk doğduğunda alınır. <laughs> alınır. Evlilikte bu alınır kardeşim. Adam kavga etti abi benimle. Ya kardeşim diyorum ben bunu al almak istiyorum. Allah manyağı. Sana Allah ne dedim yani en son. Tabii tabii. O diyor öyle olur. O ne olur diyorum. O diyor işte öyle olur. Onu getirirler sonra ikinci çocukta orada diyor sıralı tek taş alınır falan. Hani onun bir şeyi varmış zaten. Ya çok affedersin. Ajanstayız diye çok rahat konuşuyorum. Orada evet. bir güzel bir <laughs> adam. Böyle bir Güzel e, şeyi kurmuşlar tezgah kurmuşlar yani. Ya oğlum çok iyiymiş ben bunlar hiç bilmiyorum yani. Tabii tabii sırayla <laughs> öttürüyorlar ama <oğlum>, inanılmaz. <laughs> sırayla öttürüyorlar. Adam de, zaten ötmüş. Önünde yani hani evlilik yani evlilikte tek taşı o yüzden mantıklı değil o bir orası bir tezgah artık ve herkes alenen biliyor o tezgahı. Hmm. O yüzden bence şey anlamında bizimki parlak bir fikir yani seni gerçekten seviyorsan ve bunun karşılığında sen bunu simgeleştirmek istiyorsan yapabileceğin en mantıklı şey bu. Ya biraz şeye mi böyle aptal fikirleri üzerine güneş gibi doğsak mı? Böyle şey ama değil mi? O güneş gibi kafa doğuyor ya tepene. <laughs> şey var ya, ya yok. yok yani bir yerden ekranın bir tarafından işte parlak beyaz bir ışık gelip bunları silecek. Ha anladım. O şekilde yani fikirler hmm. fikirleri yok edecek. Okey. Parlak bir şey. Yani. Ya kolay masaüstü bir şey düşünüyorum hep. Yani bütçe içinde kalmak için. Düşün böyle şey düşünce balonları, Hı -hı. saçma sapan işte eski fikirler, eski adetler vesaire. Oraya böyle bir şey. Bu arada e, annihilation gibi böyle bir şey güzel ışık. olabilir. Ee... Bunu yedirip hatta bunun öncesindeki giriş noktasına da şey fikirlerden önce şey. E, o da yine sosyal medyada çok dönüyor ya bu ara. Evlilik Hı. bütçesi işte. Mobilya takımı 50 hmm. bin falan. Abi, evet, tabii, evet evet. gelinin kız kardeşine 30 bin. Allah evet Allah <laughs> Böyle abuk sabuk paralar yazıyorlar. Çoğu evet. yalan. hani Bazıları gerçek tabii. Bir şey diyemiyorum da. Kardeşine hediye araba. Evet 45. evet. <laughs> Bizim burada adettir falan. Tabii ama en güzel böyle bizim parlak aydıya geliyor böyle bir tane kağıtta tek işte yüzük atıyorum 100 dolar işte neyse artık globallik fiyat falan filan. O, onu da o mimi de kullanabiliriz. Yani biraz mim dünyasını çevirip dediğin şeyi oraya ekleyip o e, kötü fikirler ya da kötü muhabbetleri sonra onları da silmek olabilir. Boyat ve eski ve yaşlı, evet. yaşlı fikirler yani. Bayat eski yaşlı fikirler ve masraflar gibi bir şey olabilir bu evet. Bu arada ben not alıyorum arkada tıkır tıkır yanlış anlamayın chat. fıstık yiyorsun sen. <laughs> Ayı gibi fıstık yiyorsun ya. <laughs> Günhan <laughs> <Günal> süper yapıyor. <laughs> ya aslında bu söylemlerden çok güzel fikirler çıkar. Ben şu dönemde reklamcı olmadığıma üzülüyorum ya. YouTube yorumları, tweet Twitch yorumları, Twitter replyleri inanılmaz meme olmuş devamlı aynı evet. muhabbeti yapan ve bunların hepsi dalga geçmek istediğim bir dünya var ama şu an işte reklamcı değilim çok üzgünüm o yüzden aşk olsun Aa. <laughs> gerçekten aşk olsun şeyden gidebilir miyiz kafayı dağıtalım diye söylüyorum she said yes hikayesi vardır ya hı hı. Hı hı. <laughs> she o... said işte şey she, he, she gitmeyelim bence burada Yok yok evet, gitmeyiz evet. de şey gibi bir yere gidelim. She said what the fuck anladın mı? Buna bu kadar para verdiğini. <laughs> Duyunca böyle yani. Yok onu herkes için yaparız falan. işte. Hem de daha güz güzel bir duruşumuz olur hani. Erkek çıkar. Ne bileyim trans birey çıkar, kadın çıkar. Hepsi hepsi aynı şeyi söyler. Bence güzel olabilir yani. Yani o ilk X set Y'yi. Aynen. O şey nidaları de böyle delirdiniz mi oğlum siz? Tabii, Manyak tabii. mısınız falan gibi bir şeye çekebiliriz tabii. belki. ''That's what she said'' falan <laughs> da. <Ondan sonra. gülüyor> ''That's what she said, yes.'' <gülüyor> <gülüyor> Bence markanın geniş durması artık çok iyi ya. Yani e, şimdi hep bu... Tabii şimdi böyle deyince... Şimdi Twitter'da yazsan hemen... ''Tabii siz bunu PR için yapıyorsunuz.'' Biliyoruz. Abim şimdi kapsayıcı olmak markanın ne yalan söyleyeyim? Ticari olarak tabii ki elini genişletir. Bu başka bir konu. Yani... Ee, ona, ona Şimdi, yani. e, aynen. Bu durumu destekleyen markaların çoğu da bir tık babasının haline desteklemiyor zaten. Tabii, tabii. Ya bu, bu anlamda. ben evet. bunu kötü bulmuyorum bu arada. Yani e, kesinlikle ben de iyi buluyorum ama bu ha. anlamda romantik bulunması da komik. Ha yok romantik. Hani anlatmaya çalıştığım şey yani. Abi, Çünkü o yani. şunu zaten orası sorayım. bir işletme. Tabi abi yani koca koca markaların romantik olma çabası çok komik zaten ama bunu insanların romantik bulması daha da buluştu. Neyse bir anda programı e, medyaskopa <gülüyor> çevirmeyelim. <gülüyor> Teşekkürler iyi günler. Gezen çiftlerin elinde yüzükle biten. Gezen çiftler dediğin bu gezen tavuk gibi mi? <laughs> Aynen. Bir horoz ta bir, bir tavuk. Tabii tabii. Şey, doğal ortamlarında. Horoz şeye saklamış yüzüyor. Yemlerin içine saklamış. <laughs> Herkes orada bu yemin de içinden de buluyor. Şey. Gel abi ne atsan. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey hani evet çift. Ya gezme tek hani çift gibi düşünme. yani Yine geniş tutacağız olayı da. E, Bright ID her yere oturacak yani. Güzel. Bence iyi gidiyoruz şu ana kadar. What she Bright. said ya da işte she said yes ya da işte X e, said yes muhabbeti güzel. Bunu da yazdım. Bu arada tabii şu an e, yine chat'e de söylüyorum. Bright idea. E, komple her şeyin nihayete erdirmeyeceğiz. Burada bir fikir toplantısı zaten. Böyle olur. Hani yine bilmeyenler için. Biz geyik yapıyorduk. Hani hep her, bütün fikirler e, normalde çıkıp bitiyor gibi gözüküyor da böyle olur yani. Yolda toparlanmaya devam eder ondan sonra. Ee, X said yes, that's what she said. Bright idea. Bunları işaretledim. Stajyerlerimizden yok mu ya? Stajyerler... çok çok bright ideyalar göremiyorum ben yorumlara baktığımda. <laughs> Yüzük yumurtlayan tavuk var mesela. Yüzük yum, evet abi onu. <laughs> evet. onu yaparsak çok eğleniriz gerçekten. <laughs> <Evet. gülüyor> tavuk veya kara de görüşürüz. O tavuk patlatmıştı Aynen. belki bize fikir verebilir. <laughs> abi biz bu yüzüğü tavuğa nasıl sokarız tarzı falan. <gülüyor> <gülüyor> ya, belki oradan güzel şeyler çıkabilir. Ya viral konusu tabii hep ilk akla geliyor ya böyle şeylerde. Çünkü hani şey de var viral, yap viral yapalım. Viral yapalım. Paramız yok, viral yapalım. Ben onu demeyeceğim. Tabii şunu diyeceğim. Hani şu anda trend olan da samimi olma kaygısı ya. Viral evet. viralin çıkacağı noktada biraz hani samimi olma noktası. Hani biraz işte TikTok mı yine orada işe yarar burada ya da işte ne bileyim Instagram storyleri belki yine konudan çıkış noktalarından bile olabilir. Orada biraz yayılım sağlamak için. Ha yine ucuz ucuz olabilecek bir fikir gibi geldi aklıma. Hmm. Instagram stories. Hmm. Ben not alın, alıyorum bu arada. TikTok dedik. WhatsApp akışı güzeldi onu da yazdım. Ha. Ya evet, zaten dediğim gibi söylemleri daha geniş tutacağız. Güzel olacak o. Çete söyleyeyim bu arada. Bir takıcı erkekten çok küpe bilezik diye kadınlar uğruyor yalnız. Tam e, tamam zaten <laughs> burada bir şey ayırmıyoruz ya. Cinsiyet ayırmıyoruz. Kadın kadınları da zaten etkileyecek bir konu olacak burada. Bright eye diye ki bak şöyle yani aslında bak bu işi Türkiye yapıyor olsak, e, ucuzluk vurgusunu çalıştırmak çok kolay da euroya dolara pound'a dönünce tabi bunu e, biraz daha zorlaşıyor bu iş. Çünkü bu benim çevremde bile yani tanıdığım yakın dönem bütün evlenen arkadaşlarım hep e, gerçekten ciddi bütçe uygun bütçelerle bu işi çözmeye çalıştılar. Hatta ben kendim söyleyeyim benim bütün evlilik e, maliyetim 2500 TL'dir. Bütün <laughs> evlilik... <laughs> diyeceksin sandım ya. <gülüyor> Bütün <gülüyor> evliliklerimi <gibi>. ucuza getirdim. <gülüyor> evet. Yola <laughs> eğlenen biraz. Bu iş size bakıyor daha çok. Abi bende şey yok ki. Takı hiç yok. Biz ikimiz de sevmediğimiz için. Bir tane biz hani alyans aldık. O da beyaz. <laughs> Altın bile değil yani. Gümüş mü bir şey aldık. Yani ben, hmm. ben çok zayıfım bu konuda ama genel olarak hani şey hakimiyetim çok var çevremden işte düğün, nikah herkesin canavara dönmesi hani bunu yine sırf kadın erkek olarak söylemiyorum ailelerin de çok karışıyor olması yani Bright Idea burada aileleri de ikna edecek bir şey olabilir hani güzel gözükmesi ya konu bence aile anlamayacaktır biliyorum bak anlamama konusuna da biraz değinebiliriz. Yani Olabilir. Diamond'ı nasıl ayıracaksın? Anneciğim bak Diamond falan hani nereye ayırıyorsun teyze? Hani katarakt olmuşsun zaten. Peki şeye getirsek, bright idea, akla fikir gelmesi, kafada şimşek çakması, ampul yanması falan hmm. üstünden öyle bir görsel. Yani evliliğe dair her bright da akla konuşma balonunun içinde yüzdüğümüzü görsek. Hmm. Gerçekten ya. gün yapmayalım balayı yapalım onu bilmem ne yapalım. Hani bright idea ha, bizim böyle bu topa başlıyor. bulmaya çalışıyorlar. Hani daha ucuza nasıl çözeceğiz gibilerinden bulmaya çalışıyorlar. Ya da herhangi bir şey işte birileri yani. onlara baskı yaparken çünkü illa ki günümüzde evlenecek bir çiftte e, ha baskı babası, yaparken ha tamam. Baskı yapıyorlar ya öyleydi böyleydi onu nasıl yaparız bunu nasıl yaparız oradan sıyrılmanın yolu olarak akıllarına bizim müzikle beraber bright idea geliyor gibi. Bunun da görselliğini bir düşünce balonunun içinde bizim yüzüğümüzü görebiliriz belki. Ee, yani aile, oraları ekarte etmek adına. Aile baskısını kırma kısmı evet onu çıkarma iyi olabilir. Çünkü o hani şey oluyor biraz. Maddi o süreçte maddi tarafı aileye verince onların söz hakkı oluyormuş gibi oluyor ve o bir batak. Evet. Büyük ihtimalle ve oradan çıkamıyor bence. Bütün mutsuzluklar falanlar filanlar oradan geliyor. Parasını biz veriyoruz. Bizim dediğimiz olacak gibi noktaya geliyor bence anneler babalar. Orada daha e, onlardan bağımsız bir süreci maddiyat olarak başlatmanın en iyi yolu zaten bizim uygun yüzüğümüzü almak ve kalanı da böyle hikayenin kalanı da böyle devam ettirmek. Ya zaten hani şimdi şeyi konuşuyorduk İsmail'le dediğine yine paralel. Hani bir takım takım markası ciddi mi olmalı komikli mi? Yani şimdi komedi yapmak işte fake Trump koydum abi ya da işte Kore başkanıyla Trump'ı sıkıştırıp eline takı verdik falan tarzı komedi değil de hani gençleri yakalayacak daha dinamik genç pratik kaliteli espri tarzı bir yere gitmek bence yeri, yer. yer. Yani çünkü bu marka hem ucuz hem de çok elit durunca Magnum gibi olur yani. Algide Magnum da öyle saçma ya. yani. 5 liralık dondurmasın lan sen ne yapıyorsun hani. <laughs> çok elit bir konumu varmış gibi duruyor ya her seferinde. <laughs> Bana çok saçma geliyor bu. Aynen başına kaplan kaçmış. <laughs> <bandırmayı yiyor>. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani evet yani daha dinamik bir duruş için e, bu Bright Idea'nın üzerinden de çok espri çıkabilir. Hani, ama çok sulu olmayan tabi. Parlak fikir. Bak mesela anneler de kızlarına çok yatırım yapar e, tarzı bir fikir de gelmiş. Daha doğrusu bir geri bildirim. Şey de olur. Sadece tek taşı değil, diğer ürün gamındaki ürünleri de kullanabiliriz görsel olarak. Ha tabi tabi. Yani, yani Bright Idea serisi yaptım görsel serisi. Hı -hı. Ee, şey kızın kulağında bir küpe mesela veya boynunda bir kolye. Yani üstte Bright Idea yazıyor, altta da işte anne annesinden kızına parlak bir fikir bilmem ne gibi. Peki globalde de acaba böyle mi? Anneler çok giriyor mu işin için acaba? her zaman bir şey vardır hani onlarda şeydir ya evlenmeden önce e, odaya çağırır e, şey anne kızını baba işte <laughs> şey verir e, ne bileyim işte bilezik verir onu takar anne işte doğru bu arada, bu arada gibi. doğru falan gibi hatta baba genelde çok üzülür üzülür kızımı veriyorum bakın onunla yürür falan hani e, sahneye kadar evlilik seremonisinin e, yapılacağı ya da işte neresiyse orada böyle kızıyla yürür Ağlar falan. Meğerse çok para verdiği için ağlıyormuş babası yüzüye falan. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olabilir. Bu e, kuyumcuların şey monoküler bir şeyleri var ya tek şeyli. E, ha gözlükleri, şey cam gözlük cam. Şey e, küçük şey gibi mikroskoplar gibi duruyor hani onlar. Evet evet Monum. çok Eee Onlardan akrabalara takabiliriz bayağı şey işte. Ha anlamaları için mi böyle bir şey mi? Ya yani şey yüzüye bakıyor işte. Ha okey. Aa güzel. Şey deriz işte eğer bundan yoksa anlayamazlar falan gibi bir şey de diyebiliriz. Ha aslında. bak tamam bu hem şey vurgusunu da yapar. Anlayamayacakları vurgusunu ucuzu da ucuz demeden söyler güzel. Monaco gözüküyor akrabaları göstermek. Değil mi takı sırası falan orada çıkıyorlar sahnede bir şeyler. Güzel güzel mantıklı. Hmm, Bunda not aldım. Peki anladım. biz görsel olarak bizim şeklimizin üzerinden kafa açmak adına söylüyorum. Şeklimiz evet. yine bir diamond kesimi mi acaba? Ee, onunla ilgili briefimizde bir detay var mı? Hemen bakayım. Kesimi yoktu ilgili. diye hatırlıyorum evet. ama. Şimdi bu mozanit taşı, mozanit taşının kesimiyle ilgili et evet. bir daha yani kesimiyle ilgili bir şey yoktu sanırım. Yani şey gibi bir görsellik düşünün. Hani şey vardır ya. O taşın içinden baktığın o eski Türk filmi efekti kafası bir hmm. şey. O taşın içinden baktığın zaman geleceğine daha makul bir gelecek gördüğün bir görsel dünya. Ha taşın, de bir... taştan şeye bak. Taştan evet yani, taşın içinde, evet yani herhangi bir her yansımada her bir şeyde sen çok mutlu bir hayat görüyorsun. Önemli olan da bu zaten. Hmm tamam. böyle bir masaüstü film seçimine gidilebilir mi acaba? Taştan hayata bakmak. Güzel. Ya şöyle gibi düşünün abi. Film böyle başlıyor. Sonra bir zoom out yapıyorsun. Meğer bir biri birine evlenme teklif ediyor. Gibi bir yerden. Hani Tamam. Hatta Çalıştım. bak bu güzel feedback daha bunu genişletebiliriz. De. Geleceğe bakmak dedin ya biraz hayata bakmak. Mesela mezuniyet falan da olabilir. Yani mezuniyet hediyesi Burada gibi. Parlak bir gelecek hikayesi yine evet. parlak bir idea. Evet, yine bağlanıyor Evet, Bright future, bright idea'ya gidebiliriz evet. Dur ona bakayım. Parlak gelecek, parlak hayat diye not alıyorum. Yaz bu notları öyle bir alıyorum ki ben, benim dışında kimse anlayamaz. Şifreli gibi. Yani <laughs> Baktın da ondan geçen bir odayı bastık hiçbir bok anlamadık o Hepsi birbirine benziyor bir Parlak gelecek, parlak hayat, mezuniyetteyiz diye Tamam. Onun dışında aslında alanı bayağı genişlettik. tepe cümlemiz bence duruş için iyi. yani rakip markalara bakınca çok klişe şeyler var aslında. Mesela markanın adını kullanmak işte it's not diamond it's x. Şimdi bu hmm. o kadar klişe ki bir de hani markanızın adının bir işte zensiz olmaz da dalga geçmez zensiz olmaz mesela o kendi markasıyla uyumlu bir kelime oyunu. ama mesela da uyumlu bir marka adın yoksa <laughs> it's not diamond demenin bir mantığı yok. <laughs> evet biliyoruz gibi bir de o, ne, o zaten. <laughs> ha sen ne ayaksın lan falan. <laughs> It's not diamond. Biliyoruz. Diamond olmadığını. Öyle bir şey değil. <laughs> Özgürlüğü kutluyoruz tarzı bir slogan gördüm mesela başka bir rakipte. Özgürlüğü niye kutluyoruz bilmiyorum. Yani yüzükle özgürlüğün ne alakası var? Yani bu çok eski bir söylem gibi biraz daha. Ee, Yazan Rakiplerin yaptığının tersine bir şey çıkartabilir miyiz? Bilir miyiz diye şey yapıyorum. Goncukluyorum etrafı. Şey değil mi? Ee, kimin Elmas gibi parla kimin şarkısıydı? Kim o? Rihan. Rihan. Ha, anladım atladım evet. Shine Like Diamond değil mi? Hmm. Bright Like hmm. a Mozanit yazmış Ömer Polat. <laughs> Şarkıyı alırsak zaten reklamın bütçesi 10 katına çıkar. <laughs> <laughs> Zaten şarkıyı şarkı alırsak komple Rihanna'ya her şeyi teslim ederiz gibi. Muhtemelen Şirketin hisseleri <laughs> falan dahil. O, Böyle ödeme yapabilir kat... yani. Bir tahmin. Nasıl? 10 katına çıkması acayip tatlış bir tahmin diyorum. Muhtemelen 10 bin katına falan çıkar. Ya ben şey olsun üzülmesin kimse kırılmasın. <laughs> Tatlı Dolar kuruyla söyledi İsmail. evet, <laughs> <laughs> yani çevirince evet öyle oluyor. <laughs> Euro, Euro kuruyla şey. <laughs> Başka ne olabilir? Ben de düşünürüm bir yandan. Şeyden gidelim. Daha teklif biraz bir yerden gidelim. Sonra belki bize bağlı. Şimdi el teklifi ne? Baya klasik. Ömür boyu beraber olmayı teklif ediyorsun ya birine. Hı hı. Klasik şeydir ya hastalıkta, sağlıkta falan da filan da. Evet. E gibi. Belki o söz vermek Üstünden bir yere gidebilir miyiz diye şu an kafa açmaya çalışıyorum. Söz vermek. Hmm. Ya Oralarda biraz şeye e, takılmak korkutuyor beni. Hani söz vermeyi sembolize ediyorsan bununla o zaman en pahalısı olsun. Siz, senin sözünün değeri çok yüksektir gibi hmm. anlamlara kayıyor gibi geliyor hmm. bana. Yani e, söz verdin. Sözün bu mu yani? Şey bile değil. Gerçek bile değil gibi evet. bir yere gitmesin. Alanı daraltabilir biraz. Yüzükten efendisinden gidelim demiş Umur. Ee, <laughs> kartal koyalım bir tane. Ya da atmaya kıyamasın ya. Yani, o derece değil mi? Çok uygun aldık ha bunu atarsak bir daha uygun bulamayız böyle. <laughs> <laughs> Yakam yakamıyor. Ya da Sauron kaybettiği için yüzü üzülmüyor. Ha üzülmüyor Zaten değil mi? Çok... Şey diyor değil mi? Abini <laughs> yakacak da... Ama sittret ya alırız bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim ama. <laughs> Algıyı bozmasa güzel fikir aslında. Markanın ucuz algısını çok bozar ha. <laughs> kartallara diyor siz götürün diyor oğlum bu kadar ucuz yüzüğü mü götüreceğiz biz koskoca kartallar ee, Suyak bunun için... Su bize diyor kartallar. Ya ondan götürmemişler. Niye kartallara götürmediler çok... abi çok ucuz. <gülüyor> <gülüyor> biz bizi bunun için mi çağırdınız? Buna buna şeyler bakıyor abi. Ka şey Aradolu kaplanları falan var onlar da götürüyor. <laughs> İyi götür Orka'dan çıkıyorum. Çünkü şeyler Tancın üzerinden geliyor. Bal, yani saksı reklam ajansı hiçbir zaman orkada değildi. Evet, ki. orkada hiç olmadı ya. Öyle düşünmeyin bu İsmail'in içerikleri tamamen orkada. Ee, Balon haber ajansı Aynen. da orkada. Aynen onlar devam evet. ediyor. Hmm, müziklerin efendisi ya şey de olabilir. Ee, hani eğer bizim müzik olsaydı birkaç tane yüzeye bölebilirdi gücünü. Zahron öyle bir tanesi hemen yok olunca ha. Da mal gibi. Ölmezdi diye böyle. <laughs> Aa yüzüğe güç aktarmak. Aa bak buradan bir şey gidebiliriz ya. Yedi yüzük var. İşte yedi. Hatta yedi yüzük de olmasın sadece. Yedi farklı takı var hani. Onlara aktarıyor falan tarzı bir şey olabilir belki. Güç aktarma. Eski yüzüklerin efendisi. Fikir aktarıyor Eski kalmaz mı? Abi yüzük zaten. zaten. Göre evet, evet. Yani çok ben hani ciddi değil de öyle şey geek yapıyoruz gibi düşünmüştüm. Evet kalır bu arada ama ben hani zaten şeyden çıkarabilir miyiz diye düşünüyorum. Hani Yüzüklerin Efendisi söylemi hiç olmayacak zaten. Bright Idea'yı hani 7 farklı ürüne bölüyoruz. Hani hepsini alabiliyoruz. o kadar uygun. <laughs> Orada Bright Idea'yı bir yüzüğü gidip Hobbit'e vermek ve git hadi bunu ateşe at demek çok Bright bir Idea. Ee, değil gibi görünmekle birlikte çok bayağı Bright bir Idea oldu. Ortaya çıkıyor <laughs> Başta şey diyorsun la bu çocuklar nasıl götürecek oğlum yüzüğü. <gülüyor> Koskoca <laughs> memleket acı derken bayağı götürüyorlar. Ömer'in şeyi gelmiş. Muhasebesi gelmiş. Onu bir hemen alalım. Ben bu oyunu Mozart et. diye bir slogan. <laughs> Tancan tuttu İsmail. Galiba göndermeyecek muhasebe. Evet, sinirlerim bozuldu. Bana bir pizza uzatın <laughs> oradan. Şekerim düştü. <laughs> Bak ben şunu sevdim ama dur neredeydi kaçırdım Heh, Burçak'tan gelmiş evlilik teklifi değil de benimle dünyayı gezer misin yani hmm. üstüne kalacak para üzerinden bir atış yapmak gibi anladım Alanda geniş aslında evet. yine evlilikten de geniş bir alana var. Yani yine Tabii. şeye de gidiyor aslında. Parlak bir fikir. Hani Tabii. Benimle sadece evlenmek değil de hani benimle başka o artan parayla bir sürü şey yapmak ister misin gibi bir şey manalı olabilir. Tamam. Artan parayla diye şey, not aldım Bur yine çalışmasın. Ticket tam yatırım bu ay. Burça ben <laughs> <laughs> Starbucks'tan meşal ama kahve ısmarlayacağım. Sıkıntı yok. Da şeye bastırıyorsun değil mi? Kartına bedava al alıyor. Dokuzuncu kahve. <laughs> <laughs> bir şey alıyorum onu. Ben on tane almışım. Onuncuyu onu alıyorum dokuzuncu. <laughs> onu da ucuza getiriyor. Ee, düşünüyorum düşünüyorum. Kullanım alanını de genişletebilir. Değiştirin. bakanımız gibi mi? Berk yeni geldin galiba. Biz deminden beri zaten yüzüğü ne kadar geniş alanda kullanabiliriz diye düşünüyoruz. Yeni gelenlerin şöyle gazı da yok mu? Beni öldürüyor ya. Kapıyı açıyor <laughs> böyle. Düşünsene içeride böyle 4-5 tane kişi var. Hepsi böyle şey bir kavga falan çıkmış ya da geldi. tartışıyorlar. Bir giriyor. Ne yapıyorsunuz lan şerefsizler? Meğerse oyun oynuyorlarmış falan. Böyle bir kafası var bunların ya. İnanılmazlar. Yeni girdim ama hepinize küfür edip çıkacağım şimdi. Şey bu türk müzik.org ya. Aynen. <laughs> Türküş Sezen Hanım ne yapıyorsunuz? Şey de çok komik işte. Bütün ajans toplanmış. 2-3 gündür sabahlıyorlar. Stajyer kapıyı açıp giriyor. <gülüyor> 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 falan diye giriyor. <laughs> İlk akla geleni söyleyip kötü. Gaz bir de değil mi? Hiçbir şey gelmiş gibi. Bak. İnanmış ama böyle değil mi? Kesin tutacak ya. Yani gelecek ay kesin zam alıyorum o fikri ama alamıyor tabii. Kovuluyor yani. Kesin kadroya giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Vallahi, evet. Başka ne neden parlak bir fikir olur bu yüzüğü almak? Onları biraz düşünelim. Onu düşünüyorum. Yani tamam saving kısmını geçtik. Biraz direkt ee, anlamıyla hani parlaklık üzerinden mi diyelim? Parlaklık sertlik ee, tabii bu direkt e, Türkçe ya yani sertlik için. biraz <laughs> Teknik abi. Evet. O yüzden daha parlaklık daha makul gibi görünüyor. Parlaklığın daha literal bakarsak göz alıyor, değil mi? Hı -hı. Evet. Dikkat çekiyor. Göz alma, dikkat çekme. Hmm. Yani tektaşın bir şey değil. var. camı kesebilirsin. Yani. <laughs> <laughs> şey Benimle banka soymaya var mısın? <gülüyor> Bright <gülüyor> idea. Her <laughs> şeyi edersen fark edilme şansın artar gibi bir. Vay. Ne? Ben şey... duyamadım pardon. Taksiye el ettiğinde fark edilme şansın artar. Ha, ama Türkiye'de çalış. <gülüyor> <gülüyor> Yine taksici gelir şey derdi. Oraya gitmiyorum. Değişim <laughs> saati <laughs> ablacığım. Yüzük güzel ama değişim saati. Yüzük güzel ama siz de oraya gitmeyin. Aslında bak cesaretli olunsa ben deminki soygun şeyini şöyle normalize edebilirim. Yani banka soyma fikirleri var. Gidiyorlar ama o kadar pahalı ki diamond alamıyorlar. Ve bankayı soyamıyorlar. Çok üzücü bir hikaye. O yüzden de mo <laughs> mozani taşı alıp <laughs> bankayı soyup bayağı üzücü bir hikayeymiş. Bright bir fikirle hayat. <laughs> Şeye ne diyorsunuz? Peki tek taş öyle bir şey taklattırabilir. Tek taş biraz kıskançlık e, gibi de pazarlanır ya. Sen en büyüğünü al ki millettesin millet desin ki vay ne kadar büyük tek taş almış desin. Sen de, Hı -hı falan diye elinde onu gez yani amaç onu göstermek falandır ya. Burada ki şeyi nasıl yaparız hiç fikrim yok ama e, sen çok makul bir karar verdiğin için insanlar şu senin verdiğin mantıklı kararı ve parlak fikri kıskanıyor gibi bir tak Attırabilir miyiz acaba. Ha, bak güzel bak son iyi bağladın. İyi bir fikir yani iyi, bright bir ideyan olduğu için seni kıskanıyorlar. Evet kıskanır. yani bayağı öyle mi olmuş, böyle mi olmuş falan filan üstünden. Ee, elinde çok güzel bir yüzük var ve bunu gidip mal gibi Bir yandan da şey anlatıyor mesela gerçekten tatile gitmişler. Tatil anını anlatırken yüzüklerinde parlıyor değil mi? Uzun uzun anlatıyor yes. böyle. Mozambiya gittik, safari yaptık, ne bileyim, işte Şili'ye gittik falan. <laughs> Moza Mesela şey Amerika diyor değil <laughs> mi? Aklına, Mozambik. Bilmiyorum galiba. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> Mozarella yedik. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir mozaleye gittik. <laughs> Sonra Mozilla'dan internete girdik. Maillerimize baktık gibi. <laughs> Bu arada ben şeye yani. çok inanıyorum ya bizim e, promo küpte de yapıyorduk ya ben böyle ortaya olabilecek en kötü fikirler hep atıyordum sonra hmm. onun üzerinden çok daha güzel fikirler çıkıyordu tabii ki benden çıkmıyordu ama yani hep ortamda çok kötü fikir atacak birinin olmasını ben destekliyorum ya kafa açıyor. tabi abi o önce <laughs> o pislik akacak ki tabii. sonra <laughs> arkasından şey gelsin. Uzun uzun sultanın anlatıyorlar. Ee, tamam bunu da not aldım. Güzel. E değil alalım. mi? Şeyi anlatıyor. Onu yaptık, bunu evet. yaptık diyor. Bir dakika oğlum bu kadar böyle bir yüzük alın üstüne bir de onu nasıl yaptınız diyor. Gibi bir hikayeye gidebiliriz yani. Aynen öyle. Ama Aynen. millet onu anlatırken de senin gözün taştan alamıyorsun falan. Tabii. Bir yandan da ona bakıyor. Hem onu da kıskanıyor, hem diğerini de kıskanıyor. Kendisi Peki, de... şuna ne diyorsunuz? Çok parlak ya. Güneş gözlüğüyle bakılıyor buna. Ve bizim o <laughs> cenaze taşıyıcı mimlerimiz Abilerimiz vardı ya hatırlıyor musunuz? Aa, evet. ]'de evet. De. <laughs> Belki onlar diğerlerini şey yapıyor olabilir. Ya yani normal elmas alanların <gülüyor> tabutunu. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu işte TikTok, TikTok ortamına sokmamız lazım. ya Yani şimdi evet. bütçe var mı bilmiyorum da burada biraz kullanılabilir bence ya böyle 3-5 video. Falan. O zaman bir şeylere mi bakmak? Şey yani. gerçek elmas şey diamond yüzüklerin fiyatına bakarken yavaş yavaş o abiler geliyor değil mi? Evet yani, evet. Yani, <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> ya bir de oralar çok anarşik yerler oğlum. Müziğe para vermiyorsun bir şey yapmıyorsun. Herkes yapıyor tabii. kafasına göre. <laughs> en sevdiğin şey. Tabi. <laughs> Tehlife para verme, prodüksiyona tabii. para verme, yazara para verme, stajere para verme. Yok abi sizin yatacak bu ay gecikti biraz koronadan gelecek ay. Abi bu ay gecikti dediğin 3 aydır yat yatmıyor yani. yani. Koronadan bu koronadan abi böyle primli yatıracağız. Bu gecikme değil. <laughs> bu adam evet. Evet bu, bu gecikmeye girmiyor artık. Pi, pi, pi. Hmm, Afrika'da çalışan çocuklara mı gitsek hakikaten? Elmas çıkartırken biliyorsunuz. Ee, yani, abi mozanit taşı nereden çıkıyor? çıkıyor kesinlikle bilmiyorum bu arada. <laughs> o yüzden bilemedim şu anda. Ya işte mozanit alan bir adam var. Ya ıı, arkada 5-6 tane Afrikalı çocuk sevinçle zıplıyor falan böyle. Hani bugün ölmedik, elmas almadı diye. <laughs> evet Ömer güzel fikir gerçekten. Ya onu bak o şöyle olabilir. Hayır o şöyle olabilir. Ee, çok dönemlik bu işe uygun bir dönem içerisinde bir yan proje gibi yapılabilir. Marka duruşunu göstermek. Hani Pride'da işte renkli logo yapmak gibi bir şey hani belli bir dönemde. Pride Idea ama. ya. Pride'da onu yaparız. Hmm, Aa. Pride Idea. Ulan evet. çok Abi. iyi ya. Helal lan. Pride Idea. Yapıştır. Hatta Gerçi bu günde işte. Şey yiyebiliriz ya. hemen. Yani. Hemen, hemen markaya, markaya satışa çevirdi. Şerefsizler ahlak. <laughs> Ahlaksızlar. Kapitalizm. <laughs> o sırada ayağında 3000 <laughs> liralık ayakkabı. Içiyorum. Evet evet şu anda. Peki şeye gitsek. Regal gibi bir yere gitsek. <laughs> Regal'de bayağı <laughs> gereksiz para harcayanlar tokatlıyorlardı ya hatırlıyor musunuz? Ha evet lan. Aa çok iyi. Beyaz eşya yani. bu kadar para verilir mi gibi. Biz de şey gibi düşünün bir yandan da Kızıl Maskenin yüzüğü gibi düşünün. <gülüyor> 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 böyle çok para harcayanların yüz suratında abi böyle bir şey var. Ya böyle, böyle fikirleri çok seviyorum ben ama yapma yapılır mı lan çok iyi olabilir ya. ya yapılmaz tabii ki yapılamaz da bence <laughs> konuşalım diye. Yani böyle herkesin yüzünde çok para harcadık galiba. Onu yaptık, bunu yaptık deyince suratında böyle bir yüzük izi var. Yan tarafta da hop diye flashback görüyoruz. Bizimki kendi gelsin diye elinin tersiyle bir tane patlatmış. Şey, şey var ya, aa Batman, Batman, Batman mimimiz var ya. Batman. Ha ben... yeter <laughs> <Yatar> lan diyorum. <laughs> Aynen, shut up diye patlatıyor. O mimi eski biraz gerçekten. Evet. Şey geldi şey... geçen, <gülüyor> <gülüyor> ha pardon İsmail Yat söylesen. Kadın elinde yüzük var, çok mutlu. Diamond ama adam yanında oturamıyor falan böyle. <laughs> 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 <Of. gülüyor> Afrikalı çocuklar da ya anladın mı diyor pezevenk ne çektiğimiz diyor. Ya şu şey videosu reklamı vardı ya geçen Gökhan Yücel paylaşmış. Ne orada gördüm ya şu maymun davul çalıyor. Bir çikolata markasıydı galiba. Hatırladınız böyle alakasız böyle davul çalıyor. Bir dakika boyunca sonra çikolata markası çıkıyor. Müzik de böyle Yok. gaza geliyor falan. Hatırlamadınız mı? Yok. Bir, bir de şey vardı onu hatırlarsınız ama. Panda e, gidip böyle ee, Aa, evet. Reklam sesi adını unuttum da Milletin monitörünü yere atıyordu markette arabasını deviriyordu şey, falan. Don't say no to panda ha, mıydı? Ha evet evet Don't say no to panda aynen o. Ya bu kafalar çok güzel. Bunun eee tabii çakmamak da lazım ama çakmadan bunu nasıl kullanabiliriz böyle bir şey? Yani senin fikrin ona getirdi benim kafama yani tokat fikri. Tabii yüzün. tabii evet canım aynen. Ama yani şey olarak e, işin için nüvesi aynı ya. Evet. Ya ne yapıyorsunuz abi delirdiniz mi bu kadar para ne yapıyorsunuz gibi bir yerden Aynen ya çünkü şey harbiden hani e, bu da geyik gibi ama gençlerin marka paylaşabileceği bir şeyler olması lazım ya sosyal medyada yine bu markaya bağlılık duyması için ya da düşünmesi için en azından o, oradan yürünür yani. No Satan panda gibi şeyler yıllardır adamlar reklam yapmadan reklam yapıyor yani biraz ona döndü olay. Gerçek viral. <laughs> Bundan not aldım. Başka ne olabilir? Evet. Bakıyorum. Şu reklamın adını söyleyeceğim bu arada size da Gökhan'ın paylaştığı. Çikolatanın adını unuttum çünkü. Hangi reklam? Ben... Demin bahsettiğim e, gorilin. Ay, şey, ha. Cadbury. böreği. ha. <laughs> <Cadbury. gülüyor> Aynen ya. Adını unuttum. Cadbury'nin e, gorilin e, davul çaldığı reklamı. hiçbir anlamı yok şeyin reklamı. Yok. Evet ama çikolata. Evet abi çikolata diye bak yine aklım, <laughs> aklımda çikolatayla <ile> kalmış. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar iyi bir reklam bir yandan da yani. Reklamın iyisi kötüsü olmaz abi. Hadi. Yani. Konuşturuyorsa reklamdır. <laughs> Tabii. Seks satar abi. Vur. Ee... Neydi o salak marka vardı? Seks satar diye tecavüz reklamı yapmışlardı. Galiba ne oldu onlar sonra acaba? <laughs> Yılbaşı şey vardı ya. Olarak. Bir tane o kadar Kimdi İsmail? Duyamadım ya Hasbro, Hasbro Ha evet evet Hasbro aynen. Evde evet. elinin dışarıya çıkınca tecavüz ederler diye reklam evet. yapıyorlar. Evet, yani, bir de şey de vardı ya. Hatırlıyor musunuz mu? Bir tane erkek şampuanı. O Adam neydi? gibi adamların şampuan diye Hitler Hitler'i Hitler kullanmışlar. Ha mi? of. Allah'ım <laughs> ya. Neyse bizdeki YouTube hesapları da yapıyor öyle şeyleri. Şaşırmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> O zaman toparlayalım biraz daha şimdi hani en sona doğru geliyoruz aslında fena fikirler çıkmadı Bright Idea'yı bulduk dediğim gibi tepeden tekrar tekrar hatırlatmak gerekirse bunun üzerinden bir teklif ya da işin içine işte iyi bir fikir Bright Idea'lar yazacağımız bir eğlenme teklifi olabilir. Evet. Bu, yani takı. Bright Idea hani iyi bir slogan arka evet. duruş konumlandırması olarak bence hani ne komik ne kendini aşırı ciddiye alan bence işte şey kurnaz, zeki evet. Kısmı Tabii. kısmı oturmamız gerekiyor. Yani e, aşırı kısıntı da değiliz. Aşırı sulu da değiliz. Biz bayağı şey şeyiz, zekiyiz. Aklın yolu bir tarzı bir yerdeyiz. Aynen. Yani bu devirde yani nerede olursan ol. E, sonuçta evet. Pound kazanıyorsan da asgari ücret aldığında yine de gidip 100, 2000 pound kazanıp %2000 pound veremezsin. Ama 100 pound, 150 pound verebilirsin. Yes. Ha, şey de motto benim için hani e, hani bir yerde bir diamond var evet çok pahalı ve çok işte değerli ve kıymetli neyse bir yerde de e, inanılmaz hani dandik opsiyonlar var yani ya o ya olmak zorunda değil yani bir, bir yol daha var noktası bir de bir abi şöyle bir durum var diamond meselesi zaten pahalıya alıyorsun ama şey de değil yani altın gibi bir şey değil bu Hmm. Yani altında bir hani bir değerlenme en azından var. şey de vardır ya. Hem değerlenme vardır hem de bir kenarda durur o. Mesela Tabii. bileziğin öyle bir şeyi vardır. Bilezik hem bir zinet eşyasıdır. Gösteriş için takarsın. Ama bir yandan da zor bir anda bozdurabileceğin de bir şeydir. Şimdi baktığın zaman diamond öyle bir şey de değil. Bir zaten o diamond'ın ben zor bir anımdayız. Hadi hanım bunu satalım deme şeyin yok. Direkt o, yeri, yeri yani, onu diyorum. Hem hem yarı hem o teklif bile edilemez zaten. Tamam mı? <laughs> Boşanma yani, lazım. Evet. İkincisi evet. Velev yani ki sattığın zaman o öyle o kadar saçma bir şeye satıyorsun ki onu. O yüzden bununla gene sen, sen böyle bir evliliğini simgeleştireceğin bir şey alırken buna para harcamamın bir mantıklı sebebi de bu. Hiç Hı -hı. Hiçbir şekilde bir anlamı yok yani. Tabii. Değil, sen daha orada daha parlağı daha hani daha makul fiyatlısı ve daha kaliteli kalite olarak da çok böyle uzak durmayan bir şey öneriyorsun insanlara ve bunun diğerine o kadar para vermenin gerçekten anlamı yok gibi bir yerden de bakabiliriz yani. Ya zaten Bright Idea'nın Bright Idea çok basit bir yapı. Hani iki, iki kelimeden oluşan bir yapı ama işte altını iyi doldurduk bence şu ana kadar. Yani her şeydir de Bright Idea. Yani evlilik Bakın bir tane para... teknik Heh. söyleyen var. Mozanit kararmıyor. Zirkon birkaç ay leş gibi kararıyor. Bir de öyle şeyler var. Evet, hmm. onu onu söylemişlerdi Tabii. ama kararma konusuna pek şu ara girmesek mi diye ben çok kurcalamadım <laughs> <laughs> yani hemen yanlış anlaşılıp yanlış yerlere gidiyor. Kararmadan yani. kastım. Abi şu an işte Black Lives Matter olayları var anladım. Oralara çok girmeyelim diye şey yaptım. Yok yok, parlaklığını yitirmesi aslında burada kararma hikayesi. Ya parlaklığını yitirme yani fikir olarak da hani evet orada Bright idea'ya bağlarız yani. Yes. de yani Aslında şey de öyle iyi bir nokta. Hani her zaman iyi fikir. Her zaman parlak fikir. Hı hı. Always. Hı. Değil mi? Neydi? The Beers miydi o? The... Evet. The Beers. <laughs> her zaman parlak fikir iyi. Mesela her zaman parlak fikir olmayan şeyleri sıralayıp ama bizimki her zaman parlak fikir de diyebiliriz. He. Mesela işte Bitcoin Tamam mı? Hani her zaman parlak fikir değil. 3 ay iyi bir fikirdi sonra çok kötü baktı. Kim? Bitcoin <laughs> mi? Hı hı. Her zaman parlak bir fikir değil. Yok abi fena değil ben mutluyum. <laughs> ne? Bitcoin diyor fena Bitcoin değil ben de. mutluyum. Ha. Ya işte ne bileyim hani. E her zaman parlak fikirdi ama bizimki parlak. Tabii, tabii. Ali Koç mesela. <laughs> Yani i̇lk ilk geldiğinde iyiydi ama sonra çok zorladı. <laughs> ya Abi. böyle şeyler aslında cesur olur. Yani ne bileyim yurt dışında da işte hani bir an iyi bir fikirmiş gibi gelip sonra bak bu güzel şeyde evet. Yani. Bak bu dediğim aslında viral şeyi de yakalayabilir. Ee, çok iyi gözüken berbat fikirleri aslında çok kısa sahnelerle gösterip birkaç saniyelik. Yani, bu arada da şeyler şeye de gidebiliriz. Hayalini kurduğu zaman atıyorum bin kişilik bir düğün. Gerçekten çok kısa bir süre parlak bir fikir olarak gelebilir aklına. Ha değil mi? İşte Bir anlık. Ona, evet. Güzel, evet bir, bir an böyle şey olursun ya masal gibi. Evet lan o da olsun. Bu da olsun. Yemekli de olsun. Falan da olsun. Ama üzerine biraz düşünce o işin o kadar da parlak bir fikir <laughs> olmadığını e, anlayabilirsin yani. Her zaman parlak bir fikir olması meselesini sevdim ben de. Her zaman bizimki her zaman parlıyor gibi bir şey. Her zaman parlak bir fikir. <laughs> Ya mesela futbola bile yedirsin abi. Kötü bir trans. Yani o an çok güzel gözüken bir transfer yapıyor. Yani. mesela işte. Ha yani 24, mesela. <laughs> sonra bir daha iyi bir fikir olmadı yani. <laughs> bir de bu tabii şeyi de yakalar. Aslında hani e, sadece takı takmak isteyen istemeyenlerin dışında yakalar oradaki geyik. Güzel yani. Tabii tabii. Evet. Fazla mecraya uyarlayabilirsin. Bu her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Fikirlerini bulup bizimki her zaman iyi fikir demeyin. tabi Biraz yani kendine de. gönderme de yapabilirsin buradan. Yani markaya gönderme gibi yani Fikre gönderme gibi daha doğrusu. Hı, -hı. Aynen. Güzel. Baya, bayağı bayağı işe şeyler çıktı bence Toparlıyorum yeniden. Dedim ki Bright Idea'lık yes. içine fikir, bright fikirleri, bright idea'ları yazma fikri. Yani içine koyduğumuz kutuların ya. O çok işte iyi ya. Şey. O Aynen. çok iyi uygulama yani. Bölümü şey CV'me koyacağım showreel diye. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra X said yes e, ya da that's what she said muhabbeti. Ömer'in dediği said muhabbetini e, daha geniş bir kitleye yayılmak için işte sadece he ve she'ye sınırlamadan kullanmak. Onun dışında e, Bright Idea bulma çabası aile baskısı ya da işte diğer arkadaş baskısı X, X baskısı neyse ondan kurtulmak. Monocle Çıkmaksın. Xbox. Xbox. Ama o da baskastı değil mi? Sana zorla PlayStation aldırmaya çalışıyor arkadaşın. Sen hem Xbox alıyorsun hem de yüzük alıyorsun. Yani fiyat olarak dengeli aslında. Evet. <laughs> Bak iyi fikir Güzel, Xbox'a cross marketing mi diyorsun? Evet cross marketingi böyle yapıyoruz. Hem de e, yani eve de giriyor evin de bir eşyası. Evde olanlar da oynuyorlar yani mutlular bundan. Hem de yüzükleri var daha güzel ne olacak? Sonra e, dünyayı gezmiş gelmiş, anlatıyor e, şeyleri kıskandırıyor, çevresini kıskandırıyor. Bright ideas olduğu için insanları kıskandırmak, yüzüyle değil, bright ideas ile kıskandırmak demiştik buna. Monokul gözlükle akrabaların e, anlamaya çalışması, <laughs> bu da komik. E, Başka ne vardı? Parlak bir gelecek hikayemiz. Ha parlak ya. bir gelecek vardı, onu ya onu da hemen yazıyorum. Hayo yazmışım tam burada parlak bir gelecek fikri. Bunu hatta hani dönemlikte kullanabiliriz. Dönemden farklı projelere de yedirilebilir. Benim berbat diamond alamadıkları için soygun yapamama fikirleri vardı. Yani olumlayabiliriz bunu. Lütfen soygun yapmayın. <gülüyor> da... <gülüyor> en sonunda da berbat fikirleri aynen berbat fikirleri e, gösterip bizimki her zaman parlak bir fikir. Bir anlık değil her zaman parlak bir fikir. Aynen bir ara iyi bir fikirdi gibi gelen şeyleri gösterip değil mi <laughs> bence bence güzel oldu evet bu arada hani tekrar hatırlatayım yeni gelenler de oldu bugün birazcık bir tık normalden yaptığımızdan tabii daha ciddi oldu çünkü gerçekten Türkiye'de belki de ilk kez bir markaya e, canlı bir şekilde gerçek bir brief üzerinden çalışmış olduk e, şu an adını yine yanlış okuyacağım düşündüğüm Visero Vicero da Vicero markamızın <laughs> Türk bir markanın global satışı için, global pazarlaması için fikirler ürettik. Vallahi ağzınıza sağlık. Bunu böyle biraz bakalım, yayabilirsek. Güzel şeyler olur belki. Marka da tabii istediği, beğendiği bir fikir olursa biz de oturur bütçesini konuşuruz şimdi onu da söyleyeyim. <laughs> Ciddi ele alırız artık kapalı kapılar arkasına geçer. Aynen ondan sonra da gelmek isteyen olursa kapımızı çalar konuşuruz yani neden olmasın Hatta ben yani benim kafamda şöyle şeyler de var. Atıyorum hani bir şekilde ben oraya gelebilirsem de kameraya bağlanıp bayağı ortaya bir tane board açarız. Ee, birkaç saatlik programlar şeklinde ciddi tartıştığımız. Sen oradan bize pizza uzatırsın. Pizza. Aynen. <laughs> ben oradan pizza <laughs> uzatırım. Yani sonunda da hani güzel fikirlerin çıktı belki de program serilerini ciddi ve gerçek olarak hayata geçirebiliriz. Ağzınıza sağlık. Bugün. Hepimizin hocam. Aynen, eyvallah. İsmail ee, dönüşte taksi fişi ver, al, alalım mı? Ne yapalım? Abi bir alışveriş bir fiş tabi alın. Ee, boş alın. Bana da verin lan. Benim de eksik. Ben. Hayır ama şey oluyor o zaman değil mi? Şimdi <laughs> taksiye ajans ödüyor. O öyle tabii, tabii. Ben. Öderiz öderiz. Sıkıntı yok. Ona sınır getirdi Hüseyin Bey ama 30 liraya kadar halledeceğiz onu. Böleriz nasıl, olmaz. Nasıl bir şey yani bundan sonrasını eşeklerle devam edeceğiz falan. Ya Gerçekten mesela 50 tuttu 30'unu ödüyor. Ajans eşeği var mı? <laughs> e biz varız. <laughs> Aynen. <gülüyor> biz varız. Ya ya aslında işte o yüzden diyorum boş 5 6 fiş toplarsan 60 tutarsa 2 fişe böleriz falan hani çakallık yaparız. Abi sağ ol be hep bizim yanımızdasın. Tabii. Bir <laughs> tutuştuk <Gerçekten>. gittik ben de. <laughs> Chat size de teşekkür ediyoruz. Vallahi sağ olun. Güzel fikirler geldi, feedbackler geldi. Bakalım umarım ileride yine böyle işler yaparız. Hepinizi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.